Bugün söyleyeceğim şey hakkında çok güçlü hislerim var. Çünkü sizler test edildiniz, test edileceksiniz. İstiyorum ki ileride tanıklıklarınız olabilsin. Böylece siz de kalkıp birilerine diyebilirsiniz ki Tanrı'yla yürüyün. Testiniz sizin tanıklığınız olsun. Herkes tanıklıklardan hoşlanır. Düşmanı kuzunun kanı ve tanıklık sözlerimizle yendik. Hakikate ve Tanrı sözünün gerçekliğine tanıklık etmek en güzel şey. Hayat bazen zordur. Kimse bir tanıklıkla bitirmez. Herkes benim gibi düşünüyor mu? Evet. Acaba aranızda kaçınız İyi bir tanıklık duymayı seviyor. <laughs> Testten geçmemiş olsalar, hiç kimsenin tanıklığı olmazdı. Test edileceğiz ama düşman tarafından değil, aynı zamanda Tanrı tarafından da. David Tanrıya kendisini test etmesi için dua etti. Ben pek sık etmiyorum. <laughs> Yani David Tanrı'ya Tanrım dene beni test et dedi. Bende zayıf bir yan var mı? Şuna bakın. Nasıl biri? Tanıklıklar dinlemeyi seviyoruz ama testleri geçmediğimiz zaman bir tanıklığımız olamaz. Neden sürekli olarak aynı dağ etrafında dolanıp durduğunuzu merak ediyorsunuz? Tanrının okulunda atlamak yok. Geçinceye kadar aynı testleri alıp durursunuz. Hiç durmadan testleri alırsınız. Durmadan alırsınız. Amin. Testi geçseniz bile arada tazeleme kursundan geçersiniz. Bakalım hala olmanız gereken yerde duruyor musunuz diye. Bizler Noah, Joseph, Abraham, Moses, Daniel, Ruth, Esther, Peter, Paul hakkında dinlemeyi seviyoruz ama yerinde olmak istemeyiz. <laughs> ha ne kadar güzel. Joyce'un hayatına sahip olmayı isterim. <laughs> ah tatlım evet şu an harika bir hayatım var ama bunu bir bedel ödemeden elde edemezsiniz. Yapamazsınız. Amin. Amin. Pavlus gibi İncil'in üçte ikisini yazmış olmak muhteşem diyebiliriz. Vay canına. Şuna bak. Musa Kızıldeniz'i ikiye ayırdı. Vay canına. Bunların hiçbiri hayatta kendi seçimlerini yapmadı. Onların planları Tanrı tarafından kesildi. <laughs> Bazılarınızın planları var. Tanrı onları kesmeye çalışıyor. Buna izin vermiyorsunuz. İşler gittikçe zorlaşıyor. Tanrı bir şeye dahil olmaya karar verince... <laughs> Hadi ama... İnsanların hayatlarının üzerinde belirsiz işaretler var. Tanrı bunu görür, insanlar göremez. Orada rahatsız etmeyin yazıyor. <laughs> Bunlar otel kapısına asacağınız işaretler. Hayatınıza koymuyorsunuz. Eğer Tanrı'yla yürüyecekseniz planlarınız kesilebilir. Buna hazır olmalısınız. Her gün sizin için iyi bir plan olabilir ama Tanrı onu her an değiştirebilir. Eminim ki Esther'in de kendiyle ilgili planları vardı. Normalde karşılaşmadığınız şeyleri yaptığı için öldürülmek değildi tabii ki bu. Bu insanlar daha önce karşılaşmadıkları olaylarla yüz yüze kaldılar. Tanrı bir şey yapmanızı istediği zaman bunu önceden yapmadım dediğinizde bu onu sıkmaz. <laughs> Yani onlar daha önce karşılaşmadıkları durumlarla karşılaştılar. Onlar çoğu zaman eleştirildiler, acı çektiler ve bu adamlar ve kadınlar sevdiklerinin ölümleri, doğrunun zulüm görmesi, açlık, hapis, reddedilme, adaletsizlik gibi şeylerle karşılaştılar. Kaçınız Tanrı tarafından kullanılmak istiyor? Bunun gibi giden bir tane gördüm. Onlar bu yolda ölümü göze aldı. <laughs> Sabır konusunda acı çektiler, eleştirildiler, Tanrı'nın kurtarışı için uzun beklediler, çoğu zaman suçlandılar. Aynı zamanda bu insanların hayatlarında meyveleri ve Tanrı'nın yaptığı harika şeyleri görüyoruz. O Estheri tüm bir ulusu kurtarmak için kullandı. Henüz 20'li yaşlarında bir kızdı. Kendi planlarını bir kenara bıraktı. Yapması gerektiğini hissettiği ve Tanrı'nın yapmasını istediği şeyi yapmaya hazır oldu. Tamamınız tam zamanlı hizmete çağrılmadınız ama şunu söyleyebilirim ki bu tüm insanları etkiliyor. Çünkü burada bulunanlar Ha, yapabileceğinizi düşünemediğiniz işleri yapma konusunda meydan okuyor. Bunun yan komşunuza İsa'dan bahsetmek bile olması beni ilgilendirmiyor. <laughs> Testten geçmeden tanıklığa sahip olamazsınız. Eğer Tanrı'yla yürüyecekseniz dayanıklılık bir gerekliliktir. Bu bir İncil sözcüğü. Dayanıklılık bir gerekliliktir. Nasıl dayanıklı olacağımızı öğrenmeliyiz. Zor şeyleri başarmak için onların üzerine gitmeliyiz. Amin. Benim dayanıklılık için kendi tarifim var. Bunu seviyorum. Bence bu şeytanı daha çok uğraştırmak demektir. Yani sen benim için işleri zorlaştırmaya çalışsan da ben daha çok Tanrı'ya yaklaşacağım, vazgeçmeyeceğim. Sen beni yıpratmaya uğraş ama benim vazgeçmeye hiç niyetim yok. Amin. Sizler bir boğa gibi vazgeçmemeyi kafanıza koyup yolunuza devam ederseniz sonunda zafere ulaşırsınız. Mutlaka ulaşırsınız. Ofisimde asla ama asla pes etme etme diyen bir yazı var. Göstermek için yanımda getirdim. İyilik yapmaktan sakın usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. Bu ayet buradaki herkes için geçerli. Hepimiz yorgun düşebiliriz. Beklemekten yorulabiliriz. Şeytanın uğraşmasından sıkılabiliriz. Ama geri çekilmeden devam edersek bizler de Kızıldeniz'i ayıranlar ve diğerleri gibi olabilir ve o tarz şeyler yapabiliriz. Sadece yorulmadan yolumuza devam etmeliyiz. Hadi bakalım. Dayanmak devam etmektir, sürdürmektir, sabırlı olmaktır. Sabır sadece beklemek değildir. Hoşunuza gitse de gitmese de bekleyin. Ama beklerken ki tavırlarınız çok önemli. Sabır bizi kibar tutan ruhun meyvesidir. Bizi tatlı tutar. Hadi ama. Sabır bizi tatlı ve kibar tutan ruhun meyvesidir. Sabır bizi kibar tutan... <laughs> Hadi ama kaçınız bu süreçten geçerken diğerlerine karşı nazik olun. <laughs> ah Tanrım ben çok yol geldim. 42 yıl önce eğer markete gitseydim ve eleman yeni olsaydı yani... Yapay elmastan yapılmış İsa rozetimle ve her şeyimle. Meyve pek iyi değildi. 42 yıl. <laughs> yani 42 yıl sonra. 2 gün değil. <laughs> Hadi ama. 42 yıl sonra. Çok şükür 42 yılımın tamamını almadı ama 4-5'ini aldı. Şimdi yeni bir eleman olursa endişelenme. Sakın endişelenme. Başaracaksın. Bu işin sonunda Başarılı olacaksın çünkü herkes hata yapabilir. Benim çok acelem yok. Bunu diyebilirim. Aslında kendimden çok başkalarını düşünebilirim ama bu 42 yılımı aldı. Şu an bundan memnunum. Ama 42 yılımı aldı. Evet, şu an çok iyiyim. Başka sabırlı olamadığım şeyler olabilir ama bu eleman olayıyla ilgili sıkıntımı yendim. Sabır, dayanıklılık. Hayatta her şeyin sizin yolunuzla gitmeyeceğini öğrenmek Tanrı sizin bu süreçte sevimli olmanızı istiyor. Hristiyanların sevimli olma yükümlülüğü var. Belki de bugünkü mesajım budur bilmiyorum. Bugün ne öğrendiniz? Joyce kibar olmamızı söyledi. Birbirimizden hoşlanmalıymışız. İbraniler 6:12 tembel olmamanızı ruhsal olarak vaat edilenleri iman ve sabır aracılığıyla sıkıntıda bile Tanrı'ya ve onun gücüne tamamiyle güvenerek bunu miras alanların örneğine uymanızı kesinlikle istiyoruz. Bugün bu salondaysanız, hayatınızda zaferli olduğunuzu hissediyorsanız, bu her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Hayatınızda bir ölçüde zaferlisiniz çünkü bir noktada dayanmaya devam ettiniz. Hadi ama. Bir noktada zorluklardan kaçmak yerine üzerine gittiniz ve üstesinden gelmek için dayandınız. Hadi. Hayatımda iyi bir ölçüde zaferliyim. Kesinlikle mükemmel değil ama mutluyum. Oldukça hoşnutum. Oldukça huzurluyum. Uzun bir yol geldim ama zor şeylerden kaçmayı öğrendim. Sadece Tanrım ne yapmam gerekiyorsa onu yap ve buradan geçeyim. Gerekiyorsa beni sunağa bağla ve sakın kaçmama izin verme. Çünkü aynı kalmak istemiyorum diyorum. İki tür acı vardır. Birisi değişim acısı, diğeri aynı kalma acısı. Aynı kalma acısı sizi daha çok korkutmalıdır. Evet. Onlar dayandılar ve mirasa kavuştular. İbraniler 10.36 Çünkü Tanrı'nın isteğini yerine getirmek ve vaat edilene kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacınız var. İçinden geçmemiz gerekenden geçiyoruz. Ödül diğer tarafta ancak testten geçmeliyiz. Denenmeliyiz. İspatlanmış olmamız gerekiyor. Bu mutlaka olmalı. Bizler her zaman içinden geçmemiz gerekenden geçiyoruz. Patronunuza yalan söylemek yerine işinizi kaybetmek ister misiniz? Evet. Yeterince alkış yoktu burada. Biliyor musunuz şimdi gerçekten endişelendim. Bugün burada olup testten geçmiş insanların geçmişte yapmaları gerekeni yapmış olsalar bugün daha iyi durumda olacaklarını tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Ben bu hikayeyi söyledim. Bu mesajın parçası değil. Ama konunun anlaşılması için gerekiyor ve biliyor musunuz yıllar önce bir balıkçıda muhasebeci olarak çalıştım. Benden müşteriden çaktırmadan para çalmasına yardım etmemi istedi. Onlara borcumuz vardı. Ben her ay beyannameleri düzenli olarak gönderdim. Ama bu insanların e, bakiye borçları çıktı. Çünkü bir faturayı iki kez ödemişlerdi. E, patronun beyannameleri göndermeden önce kontrol ederdi. Bir tanesini bana getirdi ve dedi ki bu hesaba bir borç koymanı istiyorum. Yani onların almaları gereken parayı onlara vermemek için onlar adına alacak görünen kısmı değiştirmemi istedi. Ben güçlü bir Hristiyan değildim ama Tanrı'yı seviyordum ve bunu yapamayacağımı biliyordum. Devle ben ikimiz de aynı alanda çalıştık. Bir arabamız vardı. Ulaşımım iyi değildi. İşi kaybetmemek için çok fazla neden vardı. Beni işten atmasından korkuyordum. O gün gerçekten erken gittim, kararımı verdim. İşimden olsam bile Tanrı'nın istediği gibi yapacaktım. Kesinlikle kararımı vermiştim. Tanrı'nın istediğini yapacaktım. Hadi ama hepiniz anladınız mı? İşimden olsam bile Tanrı'nın istediği gibi yapacaktım. İşimi kaybedersem ne yapacağımla ilgili cevaplayamadığım çok soru vardı. Tanrı'yla gitmem gerektiğini biliyordum. Hadi ama Tanrı'yla gitmeniz için bir arkadaşınızı kaybetmeyi göze alır mıydınız? Tanrı'yla yürüdüğünüz için sizinle dalga geçilmesini ister miydiniz? Tanrı'yla yürümek adına iş yerinizde dindar çatlak olarak tanınmayı göze alır mıydınız? Hadi ama size çok ciddi sorular soruyorum. Cevap verin bakalım. İnsanlar tarafından kabul görmek için, işimizde kalmak için ya da her neyse bildiğimiz şeyleri yapmaktan taviz vermememiz konusunda akıllarımızı uyandırma zamanı geldi artık. Günümüzde birçok Hristiyan işini kaybetmemek için çeşitli tavizler veriyor ve sonunda Tanrı o testi geçebilmem için bana lütfetti. Ertesi sabah erkenden işe gittim, içeri girdim. Biliyor musunuz bunu anlamayabilirsiniz ama ben Hristiyanım bu beyannameyi sıfırlayamam. Çünkü bunu yaparsam onların parasını çalıyor gibi hissedeceğim. Ama benim işime ihtiyacım var. İşimi kaybetmek istemiyorum fakat yapamam dedim. Sonra onun yüzü kızardı ve sinirli bir şekilde oraya git ve işini yap dedi. Tüm gün boyunca kovulmayı bekledim. Mesai bitimine beş dakika kala geldi. Beyannameyi masaya atar gibi bıraktı. Bana onlara bir çek gönder dedi. Ben şirkette terfi etmeye devam ettim. Onlarla çalıştım. İş için iyi bir eğitimim yoktu, hatta ne yaptığım konusunda bilgim bile yoktu ama Tanrı bana bu işi yapmam için lütufta bulundu. Eğer taviz verseydim, bugün burada bu hikayeyi anlatıyor olamazdım. Benim tanıklığım var, çünkü ben testi geçtim, yoksa bu hikayeyi anlatamazdım. Tanrı sizin için de harika bir hayat planladı. Hadi ama Tanrı'nın planladığı şeyden sakın vazgeçmeyin. Kendinizi mutlu etmek için insanların sizi günaha itmesine sakın izin vermeyin. Teşekkür ederiz. Tanrı'yla yürüyün. Tanrı'yla gidin. Çünkü her şey bitince geride Tanrı dışında hiçbir şey kalmayacak. Hadi ama Bugün söyleyeceğim şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizler test edildiniz. Ben sizlerin testi geçmenizi gerçekten gerçekten istiyorum. Tanıklıklarınız olabilsin diye. Tanrı'yla yürüyün. Şeytanın Tanrı'nın sizin için olan planını aptalca tavizlerle çalmasına sakın izin vermeyin. Bu günahlarınızın bağışlanmayacağı anlamına gelmez. Tanrı bizi affedebilir. Tanrı kullanmak istediği insanları çökertmek için asla bazı rahatsızlıklar vermez. Bunu asla yapmaz. Bizler test edildiğimiz zaman bunun üstesinden gelmenin tek yolu o yoldan geçmektir. Kaçamazsınız. Bu kolay değil ama Tanrı'yla bunu başarabilirsiniz. Birisini affetmek yapabileceğiniz en güçlü şeylerden biridir ama aynı zamanda en zor şeylerden de biridir.